Evet dostlarım, herkese selamünaleyküm. Şimdi yavrulardan birini çıkardım. Vallahi ben onu kendime ayırabilirim. Çok hoşuma gitti. Öbürlerini vereceğim de bunu kendime ayıracağım. Valla normalde kavunu yavrusunu bırakacaktım ama bu daha çok hoşuma gitti. Cana yakın geldi bana. Bak bu annenin oyuncağı ha. Dostlarım boncuk yavruyken. Gel buraya lan. Gel buraya lan. Kaçmaydım öyle. Boncuk yavruyken bunlarla çok oynardı. Aferin sana. Lan. Lan. Aferin, bu ne ya? Bu çok afacan bir şey ya. Onu bu çok afacan bir şey. Lan. Dostlarım öbür yavru da baya bir ayaza benziyor. Valla onu mu bıraksam, bunu mu bıraksam bilemedim ama şey, bunu bırakacağım herhalde. Maşallah, subhanallah. Dostlarım maşallah timi unutmayın ya. Cidden yani nazar değiyor ya. Ayazın hiçbir şey yokken bir anda gitti. Kavunun hiçbir şey yokken bir anda gitti. İyi ki de doğmuşsun lan sen. İyi ki de boncukla ayaz yan yana koydun da sen doğmuşsun lan. Ne oldu? Anana mı gideceksin? Anan bak, anan kardeşlerinin yanında. Dostlarım ayaz gibi bir izi var burada. Ama bunun kanatların ucu biraz daha beyaz yani. Buralar biraz daha beyaz geliyor. Göğsünde de böyle beyazlıklar var. Ayaz böyle değildi. Ayaz böyle göğsü full maviydi. Sırt kısmında da biraz benziyor ayaza. Gel buraya. Bu arada dostlarım size şeyi anlatayım. Ayaz'ın babası benim Gündüz'ün rengindeydi. Yani Gündüz Ayaz kardeş. Gündüz babaya benzemiş. Yani bunun babaannesi, şimdi size kuşu göstereyim. Hem de anlatayım. Parmağıma çıktı. Hatta telefona çıktı. Vallahi size şöyle söyleyeyim. Boncuktan mı geliyor bu genetik bilmiyorum ama boncuğun yavruları aynı boncuk gibi telefon hastası abi. Sen biraz böyle yat. Ne anlatıyorum ha? Dostlarım bu kuşun babaannesi gri renk. Bu arada o parçalı gibi desenlerini babaannesinden alıyor. Videosunu bulursam paylaşacağım. Ayaz'ın annesi ve babası, yani Gündüz'ün de oluyor. Bunun dedesi Gündüz'ün renginde, annesi de böyle pardon, babaannesi de parçalı, bir gri parçalı. Yani iri böyle güzel jumbo. Mesela Ayaz'la Gündüz kardeş ama Ayaz anneye çekmiş. Gündüz de babaya boyut olarak. Mesela Gündüz'le Ayaz tamam boyut olarak birbirine yakın ama Gündüz biraz daha böyle iri. Boncuğun da annesi babası, Boncuğun babası bu renkte ama böyle beyazlıkları yok. Şey olarak Ayaz gibi düşünün. Böyle kafasına kısa beyazlık yok. Bir de kanatlarındaki bu desen kanat ucuna kadar devam ediyor. Hani Boncuğun mavisi gibi düşünün. Boncuğun annesi de, yani bu kuşun anneannesi de boncuğun renginde. Hatta kavunun renginde. Yani benim kuşları tanıyanları bilir. Ama küçük ırk. Boncuğun babası jumbo kırması. Annesi de normal ufak bir kuş. Yani zümrüte benziyor boyut olarak. Aferin buna. Ay, bak bak bak. Ayaz da aynı böyle. Boncuk böyle yapmıyordu dostlarım. Boncuk hiç bu hareketleri yapmazdı. Bak böyle kendini sevdiren kuşları ben çok seviyorum. Boncuk yavruyken bunu yapmıyordu abi. Saldırıyordu, vahşi gibiydi ya. Bak kavunu da sevdiriyordu yani bunun ablası. Ayaz da sevdiriyordu. Bu Ayaz'a çekmiş huy olarak. Boyut olarak babayı anneye çekmiş ama karakter olarak Ayaz'a çekmiş. Ayaz'ın son yavrularından. İki dişiden yavrusu oldu. Kavunla. Boncuktan. Kavun zaten Ayaz'ın kızıydı. Yani şu anda kavunun yavrusu. Ayaz'ın hem şeyi oluyor. Torunu hem de yavrusu oluyor. Oy, şimdi yerim ben ya. Maşallah, subhanallah. Seni büyüteceğim ulan. Ya dostlarım ben var ya, bu huyumu sevmiyorum ya. Böyle kıyamıyorum vermeye. Sonra kuşlar çoğalıyor. Normalde bana biri dese ki sen bir sürü kuş besleyeceksin lan, yürü git derim. Hayatta uğraşmam. Boncuğum yeter derdim. Ki öyle diyordum. Arkadaşlarım çok kuş beslerken. Lan diyordum, nasıl uğraşıyorsunuz? Lan şu anda ben de besliyorum. Ha, o kadar kuşum yok ama kaç tane var? 2, 4, 5, 5, 6 tane kuşum var. Oy, gel buraya, gel 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 gel. Aferin bu tatlış ya. Aferin bu tatlış ya. Ama kuşları azaltacağım.
Gündüz, fıstık, boncuk, bir de bu kalacak. Dört tane kuşum kalacak. Çünkü dostlarım askere gittiğimden dolayı aileme fazla bir kuş baktırtmak istemiyorum. Fazla uğraşmasına. Bir de akvaryumum var. Şu anda 3 tane akvaryum var. İkisi küçük, ona bir tane de. Onları ayırmışım. Orada ayrıca farklı balıklar var. Yani yine Lepistes ama farklı bir dişinin yavrularını bir yerde topladım. Bir de büyük bir orta boylarda akvaryum var. Onları da tek indireceğim. Hani büyük akvaryum kalacak. Balıkları da biraz azaltacağım. Arkadaşlardan isteyenler var. Ondan sonra amcam istiyordu. O da akvaryum kuracak. Ona vereceğim. Maşallah bunu. Dostlarım bu yem kırmasını öğrendi. Ya bunlarda da işte yem kırma problemi var. Yani illa onu kırıp yemesi lazım. Kabuğuyla yiyemiyorlar. Bak Ayaz'ı aldığımda bu kadar bir şey de var ya. Hatta ben Ayaz'ı sahiplendiğimde abi, Ayaz yem kırmayı da bilmiyordu. Şapşalın tekiydi. Ben hatta Ayaz'ı sakat sandım. Meğersem hayvan normalmiş. Yavruyu kümen almışım. Ayaz'ı biraz fırlama olduğundan dolayı yuvadan erken çıkmış. Ayaz 5 kardeşin herhalde en küçük yavrusuydu. Kardeşleri çıkınca bu fırlama da çıkmıyor. O yüzden onu almıştım direkt büyüdü diye. Bak bu da aynı öyle. Ama bu yem kırmayı biliyor. Tabi boncuk yine besliyor bunu ama yani kendisini kurtardı diyebiliriz. Maşallah subhanallah. Vallahi dostlarım kavunun yavrusunu da bir diğerki videoda göstereyim ben. O hayvanın başına gelmeyen kalmadı. Kavunun öbür yavruları da büyüdü maşallah subhanallah diyeyim. Onlar da bir dişi bir erkek olmuş. Ben bendekinin cinsiyetini bilmiyorum da. Benim arkadaş da ona birine Ayaz birine Kavun koydu isimlerini. Valla bunu bırakırsam kendime bir tane de yuvada aynı Ayaz'a benzeyen var. İkisinden birine Ayaz koyacağım ama muhtemelen bunu bırakırım. Bunun ismi Ayaz olabilir. Bu erkek. Maşallah. Bir de boncuğa benzeyen çıktı bir tane boncuğun yavrusundan. Onu vereceğim. Al şu an hiçbir şey belli değil. Hangisini vereceğim, hangisini vermeyeceğim. İlerleyen zamanlarda inşallah onu size söyleyeceğim. Hadi oyuncakla oyna. Bak annem bu oyuncağı çok seviyor. Uçma, 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 uçma. Gel buraya. Dostlarım uçup kendini sakatlamasın. Şapşal Ayaz böyle sakatlaya çok iyi uçmuştu. Uçmaya yönelmişti. Bu da öyle olur herhalde. Bu arada bunun babası öyle bir güzel uçuyordu ki yani Ayaz. Dostlarım jumbo ama hani gerçekten küçük ırk kuşlara göre daha fazla güzel uçuyordu. Mesela işte ben neden öyle şey yapıyorum? Ayaz full dışarıda büyüdü. Bu arada bir arada Ayaz'ın hikayesini anlatacağım. Onun da bir hikayesi var tabii. Bu kuşları nasıl böyle çoğalttım, besledim falan. Ayaz full dışarıda büyüdüğünden dolayı, yani kafeste pek olmadığından dolayı çok iyi uçuyordu. Hatta bir kere Ayaz'ı kaçırmıştım. Bir sürü olayı var ya keratanın. Bu da maşallah. Dostlarım bu acaba iri bir jumbo olur mu benim yani şey. Babası kadar olmaz da. Boncuğu geçer mi bilmiyorum. Ayaz'ın bir yavruluk fotoğraflarını şuraya ekleyebilirsem ya da başka bir videoda eklersem oradan bakın. Ayaz da aşağı yukarı bunun boylarında bir şeydi. Bundan bir tık iriydi. Bakın sonradan jumbo bayağı bir jumbo oldu. Mesela fıstık şimdiki kuşum, kavun. Onlar da böyle ufaktı. Sonradan jumbolaşıyorlar. Bu da öyle olur mu bilmiyorum. Bu şu anda kardeşlerin arasında en ufakları. Boyut olarak. Valla boyutuna bakmıyorum abi. Ben huyuna bakıyorum. Bu bayağı babasına benziyor. Neyse videoyu da burada kapatayım artık. Video izleyen herkese Allah'a emanet olsun. Görüşürüz. Bu arada yavrular tek tek kafesleri ayırtıp yem yemesine bakıyorum. Yemi acaba iyi kırıyorlar mı, kırmıyorlar mı diye. Tabi boncuk annesi de besliyor ama alışsınlar yavaş yavaş. Bu keratayı bırakabiliriz. Valla dişi bırakasım da geliyor aslında. Diğer ki dişi ise ilerleyen zamanlarda gündüzle de eş olur da Ayaz'ın yerine bir tane kalsın ya. Uy, şimdi yürüm ben ya.
Biraz da tombik olsaydın, Ayaz'a benzeseydin daha böyle Ayaz'a bir şey olurdu. Bu arada Ayaz'ı da özledim abi ya. Keratanın yokluğu çok belli ediyor kendisini. Hadi dostlarım. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Maşallah demeyi unutmayın. Uy, 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 uy. Şuna bak, şuna bak. Şuna bak, şunun göbüşünü bir de göstereyim. Şunun bir de göbüşünü göstereyim bakın. Göbüşü şöyle. Beyazlı meyazlı oldu. Ayaz gibi değil yani, şöyle göstereyim ufamdan. Görüyor musunuz? Hadi git bakalım. Hadi. Hatta sen gel burada böyle yat. Uy, seni yerim ben ya. Maşallah benim kuşuma. Boncuğun yavruları. Boncuğun yavruları bunlar. Bunlar Ayaz'ın yavrusu ve boncuğun yavrusu. Gir. Yavrular karanlık yere girmeyi çok seviyor. Boncuk da öyleydi yavruyken. Vay be, boncuğu sahiplendiğinde ben de ufaktım. O zaman lise 3'e gidiyordum. Şimdi büyüdük abi. Boncuk 4 yaşına girecek inşallah. Bak yattı bile. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet.